Alındığı ortama geri bırakıldı. Yeniden kısmını gerçekleştirdi. Sürekli sirkülasyon var. Bir mobil kısırlaştırma ünitesi kazandırdık. Çevre hizmetleri birliklerde de desteklerimizin devamının ileride inşallah. İnşallah. Yani sırayla devam ediyoruz. Biz de güle güle kullanıyoruz. Kısmı bu top masası. Kuru hava sterilizatörümüz var bir tane. Ve 490 litrelik olmak üzere iki tane. Ayrı ayrı bunlar. Pandemi döneminde sokaktaki canlarımızın yalnız kalması, bütün herkesin eve hapsolması olduğu dönemlerde çalışma arkadaşlarımızın talebi üzerine bizler hayvanları ilk olarak yem dağıtma, sokaktaki belirli noktalarda yemek vererek başlamıştık. O sırada da Haytap'la bir tanışmamız oldu ve Haytap'la bu projeyi yaklaşık 4 yıldır sürdürüyoruz. Bundan önce 2021 yılında da Tepebaşı Belediye'mizde benzer bir tedavi odasını hayata geçirdik ve orada da yüzlerce binlerce operasyonla birçok canımıza hayatını daha kaliteli hale getirdik. Burada da inşallah bu malzemelerle canlarımıza can katacağız. Hayvanlar Günü vesilesiyle ilkini Tepebaşı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz tedavi merkezinin ikincisini ilimizde, Afyon ilimizde gerçekleştirmiyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra da sokak hayvanlarımıza daha belediyemizin yaptığı hizmete, bizim de bir nebze katkımız olmasından dolayı çok mutluyuz. Desteklerinden dolayı hem belediyemize hem de Haytap'a teşekkür ediyoruz. Sokak Hayvanları Günü nedeniyle bu duyarlı günün anlamını OEDAŞ, Haytap, belediyemiz işbirliğiyle burada sahipsiz sokak hayvanlarının tedavisine kullanılmak üzere alınan tüm araç ve gereçler nedeniyle özellikle OEDAŞ'a çok çok teşekkür ediyoruz. Haytap'a teşekkür ediyoruz. Belediyemiz bu tür hizmetleri rutin olarak gayet güzel bir şekilde yapmakta. Ama bir yenisinin daha ilave edilmesi belediyemiz adına sevindirici oldu. Tüm emeği geçenlere, özellikle OEDAŞ'a katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bu tür duyarlılıkların OEDAŞ gibi tüm kurumlarımız tarafından da devamını diliyoruz.